Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Okey. Saygıdeğer arkadaşlar, Marmara Belediye Birliği Yerel Yönetim Akademisi ile birlikte organize ettiğimiz belediye gelirleri online eğitim serimizin yeni bir dersini yapıyoruz. Bugünkü dersimiz baz istasyonları ve geçiş hak ücretleri olacak. Bildiğiniz üzere canlı yayını takip edemeyen arkadaşlarımız için söz konusu videolar daha sonra Marmara Belediye Birliği'nin YouTube hesabına yükleniyor. Oradan da hem eski derslerimizi hem bu dersimizi takip etme imkanına sahip olacaksınız. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim. Bildiğiniz üzere benim adıma açtığımız Yakup Keskin Belediye Gelir Platformu adlı bir YouTube hesabımız da var. O YouTube hesabımızda da hem bu videolar hem de bizim çeşitli konuları ele aldığımız ve size faydalı olacağını düşündüğümüz bir soru bir cevap veya merak ettikleriniz adlı videolarımız da bulunuyor. İstiyorsanız onlara da takip etme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi sunumumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi eğitim planımız şöyle. Öncelikli olarak konu mevcut altyapısı üzerinde çok kısaca duracağız. Daha sonra işte baz istasyonuna geçiş hak ücretleri genel bir bakış atacağız bu konulara. Daha sonra baz istasyonlarla ilgili olarak işte izinler nasıl alınır, nasıl ücretlendirilir, bununla ilgili hususları bir de değerlendireceğiz. Daha sonra altyapı ve geçiş hakları konusunda yine aynı şekilde prosedürler nasıl çalışıyor, ne tür işlem yapabiliriz? Bunları değerlendireceğiz. En son bölümde de özellikle bu altyapı ve geçiş hakları konusundaki hem tahsisat konusu hem de özellikle büyük şehirlerde daha çok önümüze çıkan paylaşım sorunları üzerinde durarak eğitimimizi sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Bu arada iki tane soru cevap bölümü koyduk arkadaşlar videomuza. Bir tanesi baz istasyonları bölümünde hemen sonra ilk soruları cevaplayacağız. Bir de sorunun en sonunda yine size gelen soruları toplu olarak hepsini cevaplamaya çalışacağız inşallah. Şimdi mevzuat boyutuyla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii temel kanunumuz bildiğiniz üzere 58.09 sayılı elektronik haberleşme kanunu. Bunun dışında çok kullandığımız ve bizim en çok başvuru kaynağımız olan iki tane temel yönetmelik var. Bunların birisi 2012 yılında çıkmış olan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gereci taşınmazdan geçirmesi için yönetmelik. İkincisi de elektronik haberleşme istasyonlarına yer seçim belgesinin verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi yönetmeliği ki bu da 2018 yılında çıkartıldı biliyorsunuz. Bir de
Bizim çok kullanmadığımız bakanlığın kullandığı ancak tabii yine konuyla alakalı olan ortak yerleşim ve tesis paylaşma ilişkin usul mesele hakkında tebliğ var. 2010 yılında çıkmış olan. Bu dört temel mevzuatı aslında biz konuyu yönetiyoruz. Tabii yine 2460 tarihli belediye gelirleri kanunu, 5216 büyükşehir belediyesi kanunu, 5393 tarihli belediye kanununda çeşitli hükümler var bu konuyla ilgili olarak. Tabii ki AYKOM'a yönetmeliği belli çok kritik ve önemli. Niye? Çünkü özellikle altyapı geçişleriyle ilgili olarak altyapının yapılması konusunda önemli bir belgemiz bizim için. Yine çok kısmen de olsa imar kanunu ve imar yönetmelikleri de kullandığımız mevcut altyapısı içerisinde yer alıyor. Şimdi genel bir göreme bakalım. Şimdi neyimiz var konumuz? Bir, caddelerimiz var, binalar var. Bunlar üzerinde biliyorsunuz baz istasyonlar kurulabiliyor veyahut kabinler kurulabiliyor. Yine aynı şekilde binalar, bunlar özel mülk olabilir, kamu mülk olabilir. Bunların üzerlerine baz istasyonları kurulumu olabiliyor. Yer altına indiğimiz zaman da burada da özellikle caddelerin altında diyelim geçiş şartları ve altyapı ile ilgili hususlar da olabiliyor biliyorsunuz. Bunları değerlendireceğiz biz zaten. Bunlar nasıl yapılır, nasıl değerlendiriyor onları hep beraber ileriki saatlerimizi göreceğiz. Şimdi baz istasyonu tarafına baktığımız zaman iki temel şey değerlendireceğiz. Bir, baz istasyonu kamusal alanda ise nasıl işlemleri yapılacak? Özel mülkte ise ne yapmamız gerekiyor belediyeler olarak? Yine haberleşme altyapısına baktığımız zaman yeni altyapı yapılması konusunda nasıl bir prosedür takip ediliyor? Bu altyapıyı kullanmayan geçiş hakkı dediğimiz noktalarda uygulamada nasıl yapılıyor? Yine burada dediğimiz gibi özellikle büyük şehirlerde önümüze gelen yetkili idare kim? Hangi idare bu konuda yetkili? Hangi belediye yetkili olacak noktası gündeme gelecek ve yine tabii ki gelir paylaşımı dediğim gibi özellikle büyük şehirlerde önümüze gelen bir sorun olarak duruyor. Bunu da çok kapsamlı olarak değerlendirmiş olacağız. Şimdi geçiş şartlarının kullanım bedelleri konusunda herhangi bir tereddüt yok. Bu konuda çok açık ve net olarak yönetmeliğimiz bunların ücret olarak belirlenmesi noktasında uygulama yapmış durumda. Zaten yönetmeliğin ekinde söz konusu geçiş şartları için kullanılacak bedellerle ilgili olarak tarifeler yayınlanmış durumda. Bunlar ücret şeklinde düzenlenmiş, üst limitleri de yürütmekte belirlenmiş ve hangi ücretin uygulanacağı noktası da zaten belediyelerin kendisine bırakılmış durumda. Belediyeler, belediye meclislerinde alacakları kararlarla geçiş şartı ücretleri belirleyebiliyorlar. Ancak buradaki tek sınır yönetmelikteki üst limite uyulması kaydı. Zaten burada kategorileri belirlendiği için onlarla ilgili de fazla bir şey düzenleme yapamıyorsunuz. Zaten kategorileri de belli. Onu ileriki sayfalarda zaten sizden değer görmüş olacağız. Ekip bakacağız birlikte. Baz istasyonlarının kullanım bedelleri tarafına baktığımız zaman burada yerleşim belgesiyle ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Çünkü zaten bununla ilgili de bildiğiniz gibi bir yönetmelik var. Bu yönetmelik yerleşim belgesiyle ilgili olarak ücret almasını öngörüyor. Yine tarifede bir üst limit belirlenmiş durumda, pardon üst limit değil, hangi bedeni alacağı belirlenmiş durumda. O noktada da biz belediyeler olarak eğer baz istasyonları ile ilgili bir yer seçim belgesi vereceksek alacağım bir ücrette zaten söz konusu yönetmelik ekinde belirtilen ücreti almış olacağız. Peki baz istasyonların kurulumu dolayısıyla baz istasyonundan ne ücret alacağız? Bununla ilgili olarak mevzuatta net bir tanım yok. Yani biz buradan biz kira mı alacağız, işgal harcı mı alacağız, ücret mi alacağız noktasını biraz beraber değerlendirelim isterseniz. Şimdi ilk başta kira alınabilir gibi duruyor. Ancak tabii kirada da şöyle bir sıkıntı önümüze çıkabilir. Bir, biliyorsunuz burada bir irtifak hakkı tesisi gibi bir şey söz konusu. Bu durumda da bunların tapuya işlenmesi gündeme geldiği zaman tabii ki meydanlarda, sokaklarda ve yeşil alanlarda bizim tapularımız yok ve tapu çıkmamış. Burada bir izin verilmesi durumunda bunların tapu işlenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Veyahut hani nihayet kiralamalarla ilgili olarak 28-86 sayılı kanun kapsamında kiralamalar biliyorsunuz. Burada işte kanuna uyuldu mu, uyulmadı mı, ihale yapıldı mı, yapılmadı mı gibi tartışmalar olabilir. Dolayısıyla hani kira baz istasyonlarının kullanımı için alınacak bir bedel olmakla beraber aslında uygulamada bize zorluk çıkartan çeşitli noktalar var. Dolayısıyla tercihen çok kiranın burada uygun bir çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Ya da düşünmüyorum en azından söyleyeyim. Peki işgal harcı alabilir mi? Çünkü nihayetinde bir işgal faaliyeti var. Biliyorsunuz zaten işgalle ilgili olarak da 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu bu konuyu düzenlemiş. Orada da kamuya ait alanların işgal edilmesi durumunda bir
bedel alınabileceği, daha doğrusu işgal harcı alınabileceği belirtiliyor. Ancak bu da biliyorsunuz 5 kuruşla 22,5 lira arasında günlük metrekare olarak belirlendiği için bizim için rantabil bir rakam değil. Çok küçük bir rakam. Dolayısıyla yani işlem yapmaya bile değmeyecek bir rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bizim baz istasyonları kurulması dolayısıyla işletmecilerin alabileceğimiz en uygun rakam, en uygun bedel ücret olarak önümüze geliyor. Çünkü niye ücret? Şöyle ki zaten 24 sayılı kanun 97 maddesi ücret alması noktasında bir düzenleme yapmış durumda. Tabi burada tek sıkıntı hani harç ve harcama katılma payı konusu yapılmayan noktada girersek burada bir sıkıntı olabilir. Çünkü hani şöyle bir şey söylenebilir. Efendim bu konu zaten işgal harcı da düzenlenmiş dolayısıyla ücret alınamaz gibi düzenlenebilir ama burada çok fazla tartışma olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü çok düşük rakamlar ve kullanılması da imkansız. Dolayısıyla biz o yerden kira ve işgal harcı almayız. Bunun yerine mecliste belirlediğimiz ücret kapsamında bu baz istasyonlarına ücretler alabiliriz. Zaten İstanbul uygulamasını da biz bu şekilde yapıyoruz. Yani belediye meclisinden söz konusu baz istasyonlarıyla ilgili olarak bir ücret tarifesi belirliyoruz. İşte burada ayrıntıda biraz sonra onu bakacağız zaten. İşte kullanılan ekipmanlarla ilgili veya kullanılan yerle ilgili çeşitli ücretleri belirliyoruz. Ve bu ücretleri yıl içerisinde eğer firmalar baz istasyonu kuracaksalar veya daha önce kurdukları ve kullanım devam eden baz istasyonuyla ilgili olarak da bu bedelleri alıyoruz. Tabii ki ücret olarak belirlediğimiz noktalarda tabii ki mutlaka KDV de var. KDV olduğu için de mükellefe eğer faturamız varsa fatura vermek durumundayız veya veriyoruz. Veyahut eğer faturamız yoksa da zaten merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinin ekinde bulunan alındığı belgesini de vererek işte mükelleflerin kanıtlayıcı belge sorununu çözebiliyoruz. Dolayısıyla burada kira ve işgal harcından daha uygun olarak ücret belirlenmesi ve bu ücretin uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve uygulamayı da bu şekilde dediğim gibi İstanbul'da biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bu genel açıklamalardan sonra baz istasyonlarla ilgili nasıl işlemler yapacağız bunları biraz değerlendirelim. Bir defa baz istasyonu kamuya ait bir yerde de olsa, özel bir mülkte de olsa mutlaka bu istasyonla ilgili yer seçim belgesinin mutlaka ilgili işletme sahibinin alınması gerekiyor. Zaten 53-90 sayılı kanun 15. maddesinin R bendi ve yer seçim belgesiyle ilgili yönetmelikte de çok açık ve net olarak bu ifade edilmiş durumda. Peki burada yer seçim belgesini kim verecek diye baktığımız zaman zaten 53-90 sayılı belediyelerde yetkili belediye kimse o zaten veriyor. Biliyor ama mücevher alanlar dışında yer seçim ücreti verilmiyor. Bunun dışında eğer büyük şehirlerde ise bu istasyonu kurulacak. Bu durumda da yönetmeliğin 5. maddesinin 3. bendi diyor ki büyük şehirlerde yer seçim belgesi büyükşehir belediye tarafından verilir ve yer seçim belgesi ücreti de yine büyükşehir belediye tarafından alınır. Peki uygulama nasıl? Uygulama şöyle. Bir yere işletmeci baz istasyonu kurmak istiyorsa belediyeye geliyor ve bir başvuru yapıyor. Belediye bu başvuruyu 20 gün içerisinde mutlaka sonuçlandırmak zorunda. Eğer 20 gün içerisinde sonuçlandırılmazsa izin verilmiş sayılıyor yönetmeliğe göre. Eğer söz konusu baz istasyonunun kurulması ilgili bir sorun gördüyse belediye bu durumda da bunu gerekçeyle beraber mutlaka işletmeciye bildirmek zorunda. Yani dolayısıyla gerekçesiz red imkanımız söz konusu değil. Mutlaka bunların gerekçeli olarak yapılması gerekiyor. Eğer biz bir baz istasyonu başvurusu yapıldı, başvuruyu inceledik, çeşitli eksiklikler gördük bu başvuruyla ilgili veya belki hani yeriyle ilgili bir tespitte bulunduk, değiştirmeyle ilgili bir husus gerekti kamusal fayda açısından. Bu durumda da biz firmaya işte bunu revize et şekilde bir şey söylüyoruz. Firma da bu revize edilme durumunda da yine 10 gün içerisinde mutlaka bizim bunu belgeye dönüştürmemiz gerekiyor. Yani burada yönetmelik şunu sağlamaya çalışmış. Mutlaka bu tip başvuruların sonuçlandırılmasını istiyor. Dolayısıyla o anlamda mutlaka başvuru sonuçlandırılması lazım. 20 gün içerisinde eğer sonuçlandıramıyorsak da bunun gerekçeli olarak da redlerini mutlaka yapmamız gerekiyor. Peki yer seçim belgesini düzenledik. Zaten yönetmeliğin ekinde
yaşayışın belgesiyle ilgili bu burada gördüğünüz yaşayışın belgesi yönetmelik ekinde zaten var. Arkadaş oradan da inceleme imkanı sahipsiniz. Bu yaşayışın belgesini mükellefe veriyoruz. Ne ücret alıyoruz bunlardan? Bir defa zaten yönetmeliğin ekinde 2008 yılı için bir rakam belirlemiş. 2400 lira. Bu kademesiz rakam. Artı kademe alınıyor bu rakamdan. Eğer yönetmelik diyor ki eğer söz konusu başlasın düşük güçlüyse yani 100 megawattın altındaysa o zaman bu bedelin yarısı alınıyor. Peki rakam 2018 yılında 2400 olarak belirlenmiş. Bugün kaç lira diye bakarsak bu durumda da zaten yönetmelik diyor ki söz konusu bedel her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır. Dolayısıyla biz o bedeli yeniden değerleme arttırarak bugüne getirebiliyoruz. Şimdi yer seçim belgesi ücretleri peşin olarak verilmek durumunda. Yönetmelik bunu amir. Peki işletmeci geldi. Yer seçim belgesiyle ilgili başvurusunu yaptı. Ücreti peşin olarak ödedi. Fakat belge veremedi. Gerekçeyi doğru reddetmemiz gerekti veya başka bir sıkıntı oldu. Bu durumda da söz konusu bedelin 15 yıl içerisinde mutlaka mükellefe düzeltiyorum. İşletmeciye iade edilmesi gerekiyor. Eğer işletmeci başvuru yaptıktan sonra kendisi bir vazgeçme durumu olursa bu durumda da söz konusu ücretin 3/4'ü iade ediliyor. Herhangi bir nedenle verilen yer seçim belgesinin yenilenmesi gibi bir durum söz konusu olduğu zaman da herhangi bir ücret tahsilatı yapamıyoruz. Aynı zamanda yönetmelik 2018 yılında çıktığı için bir düzenleme de yapmış. Düzenleme şöyle, yönetmelik diyor ki 6-12-2012 tarihinden önce kurulmuş olan baz istasyonları için belge verilmiş sayılıyor otomatik olarak ve herhangi bir ücret tahsilatı da yapılamıyor. 6-12-2012 tarihinden 27-1-2018 tarihine kadar geçen dönem içerisinde kurulmuş olan baz istasyonları için ise belediyeye 6 ay içerisinde mutlaka başvuru olması gerektiğini ve ücretlerin ödenmesi gerektiğini, belediyelerin de bu söz konusu başvuruları mutlaka bir yıl içerisinde sonuçlandırması gerektiğini ifade ediyor. Zaten 27-1-2018'den sonrası için ise mevcut yönetmelik hükümler kapsamında az önce bahsettiğimiz prosedürler kapsamında işletmeci geliyor, belediye başvurusunu yapıyor, ücretini yatırıyor. Belediye söz konusu başvuru inceliyor, 20 gün içerisinde mutlaka sonuçlandırıyor. Eğer revize olması durumunda bir 10 günlük ek süre daha verilebiliyor. Tekrar bu revizenin yapılabilmesi için yine sonuçlandırılıyor. Eğer bütün hem revize normal başvuru ile ilgili olarak bir red durumu çıkıyor da zaten dediğim gibi gerekçeli olarak mutlaka bunun reddedilmiş olması gerekiyor. Şimdi kullanım ücretini belirledik. Tamam, bu sadece ilk başta söz konusu kurulması ilgili verdiğimiz bir belge. Peki bu verdiğimiz belge kamusal bir alanda. Bu durumda ne yapacağız? Yani bir kamu binasının, yolun, meydanın veya parkı kullanılması durumunda ne yapılacak? Bu durumda eğer söz konusu kamusal alan belediyeye, Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyesine ait olması durumunda biz bu firmalardan baz istasyonlar için bir kullanım bedeli alabiliyoruz. Söz konusu istasyon mesela elektrik direklerine kuruluyorsa bu durumda elektrik idareleri yetkili oluyor. Çünkü elektrik idareleri o elektrik direğinin mülkiyeti onlara ait olduğu için mülkiyet onlara dolayısıyla bir kullanım bedeli ortaya çıkması durumunda onlara yatırılması gerekiyor. İşte karayollarına ait birisi karayollarına, orman genel müdürlüğüne birisi orman genel müdürlüğüne yatırılması gerekiyor. Burada bizi ilgilendiren nokta söz konusu baz istasyonu eğer belediyeye ait bir yerdeyse bu durumda bizim bu işletmeciden bir kamu alanı kullandığı için bir bedel alma durumumuz ortaya çıkıyor. Buna da biz haberleşme sistem ve ekipmanları kullanım bedeli olarak adlandırıyoruz. Burada bir kule kurulabilir, bir kabin olabilir veyahut bu kulelerde antenler kullanılabilir veya çeşitli outdoor ekipmanları kullanılabilir. Bunlarla ilgili olarak da biz işletmecilerden bir kullanım bedeli alıyoruz. Peki bu baz istasyonlarıyla ilgili olarak bu kullanım bedeli konusunda kimler var, hangi birimler veyahut daha küçük bir belediye varsa hangi ekipler yer alacak diye baktığımızda bir defa teknik olarak olan bir teknik tarafı var. Çünkü teknik bazı ekipmanlar konuluyor. Bunların hesabı ile ilgili teknik birimden veya bir teknik elemanımıza ihtiyacımız var. Yine emlak birimi işin içinde var. Çünkü mülkiyet tespiti noktasında yer alıyor. Yine sözleşmeleri imzalama durumunda biraz hukuk biriminin en azından sözleşme konusunda bize yardımcı olması gerekiyor. Yine mali birim tahsilat konusunda zaten var. Şimdi dediğimiz gibi ne alıyor burada? Teknik birim ilk başvurudan sonra teknik incelemesini yapıyor. Bu teknik inceleme sonucunda söz konusu kurulacak istasyonla ilgili
bir kullanım bedeli hesabı yapıyor. Niye böyle bir hesap yapıyor? Çünkü burada hani ne kurulacak bunu bilmiyoruz. Kabin mi koyacak adam, işte bir direk dikecek, bu direğin üzerine ne tür ekipmanlar koyacak? Çünkü bu ekipmanların her birinin ayrı ayrı ücretlendirilmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi yapıp bir kullanım bedeli hesabı yapıyoruz. Daha sonra bu işletmeciyi emlak birimine yönlendiriyoruz. Emlak birimimiz de işte buranın mülkiyet durumuna bakıyor, kime aittir, ona göre bakıyor. Dolayısıyla bu mülkiyetin kullanılması ilgili herhangi bir sorun olmadığını değerlendiriyor. Çünkü şöyle düşünelim, burası cadde sokak olabileceği gibi belediye ait bir kamusal bina da olabilir. Bu kamusal binada da söz konusu bahsede sonra kurulması gündeme gelebilir. O zaman da burada emlak birimimizde işte burada kurulması bir engel yoktur şeklinde bir uygun görüş vermesi gerekiyor. Daha sonra bu firmalarla biz mutlaka sözleşme imzalıyoruz. Sözleşmelerimizi yani tip sözleşme şeklinde ayarlayabiliriz. Yapabiliriz. Bir tane tip sözleşme yapılır ve her firma o şekilde uygulanabilir. Buna da hukuk biriminden destek alarak yaparız. Nihayetinde firma en sonunda tahsilat aşamasını yaptıktan sonra da söz konusu uygulamasını yapabiliyor. Şimdi bunu biraz grafiksel olarak bakarsak, evet başvurumuz var. Belediye bir talep yapılıyor. Teknik incelemeyi yapıyoruz. Zaten yerleşim belgesinin olduğunu varsayıyoruz. O bazen ilk başta yapıldı diye düşünüyoruz onu. Yine mülkiyet tespitimizi yapıyoruz. Daha sonra bedel hesabı yapılıyor. Firmayla sözleşme imzaladıktan sonra da firma bu bahsettiğim sorunlarla ilgili olarak bize yatırması gereken bedelleri tespit ediyor ve yatırıyor. Daha sonra kendisi sahada bunun montajını yapıyor, kullanımını devam ediyor. Daha sonra her yıl yine belediyeye gelerek söz konusu baz istasyonları için tespit edilen bedelleri de her yıl ödemeye devam ediyor. Şimdi peki bir baz istasyonu kuruldu. Ne tür ücretler alabiliriz? Şimdi bir defa eğer bir kamusal binanın kullanımı söz konusuysa bu durumda bu binanın kullanımıyla ilgili bir rakam tespit edebiliriz. Bu elimizde imkan dahilinde var. Yine sahada reparator, small cell, femtocell gibi bunlar teknik tabirler tabii. Bu tip cihazlar eğer baz istasyonunda kullanıyorsa bunlarla ilgili çeşitli ücretler belirleme imkanına sahibiz. Yine bir outdoor dediğimiz yani saha dolabı gibi bir şeyler koyuyorsa saha içerisinde bununla ilgili ücretli belirleme imkanımız var. Yine bazı GSM şirketleri mobil istasyonları var. Bunları belli etkinlikte veya belli durumlarda çeşitli yerlerde kullanabiliyor. Bir araç şeklinde bulunabiliyorsunuz. Gidiyorlar bir yerde duruyorlar. Bunlarla ilgili bir ücret belirleme imkanımız var. Yine istasyonlarda kullanılan işte RF anteni veya radyolik anteni dediğimiz antenlerin kullanması ilgili bunlarla ilgili ücretler belirlenebilir. Yine yer altı ve yer üstü kabinleri kullanması durumunda bunlarla ilgili ekstra ücretler belirlenebilir. Yine eğer belediye bir istasyon, durak, terminal ve iskelenin yine baz istasyonu kurulumu için kullanılması durumunda bunlarla ilgili de ücretleri belirleyebiliriz. Hani belediyenin kendi kuleler olabilir. Bunlarla ilgili veya diğer kuleleri kullanma ile ilgili de yine çeşitli ücretleri belirleme imkanına sahibiz arkadaşlar. Şimdi burada size örnek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yıllık ücret tarifesini ben getirdim. En son bölümde buna ulaşabilirsiniz ifade edeceğim. Çünkü açıklamış, yayınlanmış şeyler bunlar bildiğiniz üzere. Şimdi mesela burada Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesinde şöyle bir uygulama yapmış. Demiş ki eğer söz konusu baz istasyonları eğer kamuya ait yani düzeltiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bir binada kullanılırsa yıllık bedel olarak 24 bin lira bir bedel belirlemiş burada. Eğer bu söz konusu istasyonda reparatör, outdoor montajlı RRU, small cell, femtocell gibi teknik cihazlar kullanılırsa bunların da yıllık olarak 3.400 lira gibi bir rakamı belirlenmiş. Yine belediyeye ait istasyonların, durakların, terminallerin ve iskellerin kullanılması durumunda 43.500 liralık gibi bir bedel belirlemiş. Yine RF anteni veya radyolik anteni varsa istasyonda bunun bedeli yıllık olarak 5.000 lira olarak belirlenmiş. Eğer bir kabin dolabı varsa bu yer altına montaj yapılacaksa bu durumda da bunun 2.800 lira belirlenmiş. Eğer bu saha dolabı yer üstündeyse bu durumda da yıllık bedeli 2.100 lira olarak belirlenmiş. Yine mesela 1.9'a baktığımız zaman eğer baz istasyonunun ortak giderleri olarak bir rakam belirlenmiş. Yine eğer mobil istasyon varsa GSM mobil istasyonu günlük olarak 300 lira gibi bir rakam belirlenmiş. Bu tarife ulaşıp buradan bakabilirsiniz. Dolayısıyla burada firma işletme geldiği zaman
buradaki tarifedeki duruma göre bu pozisyonu değerlendiriyoruz. Yani işte kamusal bina mı kullanıyor veyahut işte belediye bir iskeleyi, istasyonu, durağı mı kullanıyor, buna göre bakıyoruz. İşte bu kurulacak istasyonda ne tür cihazlar kullanmış, işte repeater mi kullanmış, radyolik anten mi kullanmış, bunlarla ilgili olarak bütün bu bedelleri topluyoruz ve mükellefin ödeyeceği rakamı ortaya çıkartıyoruz. Söz konusu işletmeci de bu bedeli belediyemiz ödedikten sonra söz konusu istasyonu kurup burada faaliyetlerine devam ediyor. Yine tabii bu bedelleri her yılda tekrardan alıyoruz. Dediğim gibi bunlar ücret olarak belirlendiği için KDV dahil rakamlar. Daha doğrusu bu rakamın içinde KDV de var. Dolayısıyla muhasebe açısından en azından bunları yaparken mutlaka KDV bölümünde muhasebede göstermemiz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii burada basit sosyalların kullanımı uzun süreli olduğundan ve bunu bir sözleşmeye bağlamak doğru bir uygulama. Niye? Çünkü hem bu bedelden tahsilat açısından bize kolaylık sağlayacak, hem de işte burada firma ne tür yükümlülükleri var, idare ne tür yükümlülükleri var. Bunların tespiti açısından aslında çeşitli tip sözleşmelerin olmasında fayda var. Bu sözleşmelerin ilk başında ne yer alıyor diye baktığımızda bir defa temel bilgiler var. Ne de bu temel bilgiler? İşte hangi idareysek biz o idaremizle ilgili bilgiler, yine işletmeci kimse işletmeciyle ilgili bilgiler, bu kurulan baz istasyonunun işte yerleri, bununla ilgili nerede kurulmuş, yani yer alıp işte sokaktır, caddedir veya iş işte binaysa hangi binadır şeklinde bu bilgiden yer aldığı bir bölüm olması lazım. Yine ücretleri nasıl ödeneceği, bunlarla ilgili sürelerle ilgili hususların, ödemediği zaman ne yapılacağı noktasının yine yer alması gerekiyor mutlaka. Yine tabii teknik hükümler olması lazım. İşte teknik olarak ne tür, nasıl kullanılacak, burada ne tür teknik yapmanlar kullanılacak, bununla ilgili hükümler yine yer alması lazım. Yine tabii ki her sözleşmede olduğu gibi ceza hükümler mutlaka yer alması lazım. En sonunda da sözleşme nasıl sona ereceği veya nasıl uzayacağı noktasında hükümlerin de sözleşmede yer alması idare açısından faydalı olacaktır. Çünkü nihayet bir kullanım söz konusu, burada hani yanlış kullanımlar olabilir, başka sorunlar ortaya çıkabilir. En azından bunları hepsini bir sözleşmeye bağlarsak bu konuda bizim için faydalı olabilir. İstiyorsanız size sözleşme örnekleri falan temin edebiliriz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten dediğim gibi bunlar yine tip sözleşme şeklinde organize edildiği için çok rahatlıkla bu sözleşmelere ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz. Şimdi buraya kadar olan bölüm kamusal alanda kullanılması durumundaydı. Yani kamusal alanda bir baz istasyonu kuruluyor. Ne yapıyoruz? Zaten yerleşim belgesi veriyoruz. Bu yerleşim belgesi verdikten sonra ücretini tahsil ettik. Firma geldi, baz istasyonlarını kurdu. Kurduğu yere bakıyoruz. Belediye ait bir yerde ise bununla ilgili olarak zaten bir ücret tarifemiz var. Bu ücret tarifemiz kapsamında alacağım ücretler belirlenmiş durumda. Bu ücretleri alıyoruz ve firma da kullanımı yapıyor. Peki özel mülkte olan baz istasyonu konusunda belediyeler ne yapabilir, ne yapamaz? Çünkü çok tartışma olan bir konu bu. Geçmişte de oldu biliyorsunuz. Şimdi bir defa öncelikle yer seçim belgesi konusunda herhangi bir tereddüt yok. Yani söz konusu baz istasyonu kamusal alanda da olsa, özel mülkte de olsa mutlaka firmanın gelip belediyeden baz istasyonları konusunda yer seçim belgesini alması gerekiyor. Bu dediğimiz gibi 53 yıl sonra belediyelerde yetkili belediye sınırları içerisinde hangi belediyesi o veriyor bu belgeyi. Büyük şehirlerde sadece büyükşehir belediyesi veriyor. İlçe belediyelerin CSS'in belgesi verme hakları yok. Geçmiş dönemlerde özellikle bu özel mülkte kullanılan ya da kurulan baz istasyonuna bir ruhsat verme gibi uygulamalar oldu. Ancak Bakanlık ve Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu söz konusu yapılan ruhsata tabi olmadığını açık olarak ifade ettiler. Zaten daha önce çıkartılan planlı alanda liman yönetmeliğinde buna ruhsata tabi olduğu noktasında bir hüküm vardı. O da değiştirildi bildiğinizde. Dolayısıyla şu andaki mevcut uygulamada maalesef bunlar ruhsata tabi değil. Tabii geçmişte bunlar ruhsata tabi olarak belediyelere değerlendirdikleri için aynı zamanda işte gidiyorlar, bakıyorlar, ruhsat yok, ceza kesiyorlardı. Ceza gibi kesme uygulamalar yapıyorlardı. Maalesef ruhsata tabi olmadığı için de bu baz istasyonu konusunda bir ceza da kesilemiyor. Hatta Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün 2016'da bütün belediyelere yazdığı bir yazı var. Bu yazıda da işte eğer özellikle bir baz istasyonu kurulacaksa bunlara ilgili olarak işte firmalara yardımcı olunması, işte ruhsata tabi olmadığı noktasında hükümler de var. Dolayısıyla özel mülkte olan baz istasyonu konusunda maalesef belediyelerin şu anda elleri
kolar bağlı diyelim. Yani bu konuda fazla yapacakları bir şey yok. Hatta bazı belediyeler ceza kesmeye kalkmalarına rağmen firmalar bunları dava konusu yapıyorlar ve genelde kazanıyorlar. Dolayısıyla maalesef bu konuda belediye yetkisi sınırlı. Burada sadece biz yerel seçim belgesi varsa yoksa ancak bir işlem yapabiliriz. Varsa zaten yapılacak fazla bir şey yok. O anlamda özel mülkte çok fazla bir müdahale alanımız yok. Peki bu baz istasyonlarını özel mülk değil de yine kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde de teşkil edebilir işletmeciler. Mesela bu resimdeki örnekte gördüğünüz gibi bir elektrik direğinin üzerine baz istasyonu kurulmuş. Bildiğiniz üzere elektrik direklerinin mülkiyeti elektrik idarelerine ait. Dolayısıyla burada yetkili idare elektrik idaresidir. Yani bununla ilgili olarak belediye verilecek önümüzdeki herhangi bir bedel söz konusu değil maalesef. Burada direkt elektrik idareleri bu bedelleri tahsil ediyor. Ha tabii burada şöyle bir uygulama var. Adam baz istasyonu elektriklerini kurdu da işte bu kabinleri falan veyahut outdoorları yere falan koyarsa o zaman bizim bir ücret tahsil etmemiz mümkün ama buradaki uygulamada gördüğünüz üzere sadece direkt üzerine koymuş. Dolayısıyla burada ancak belediyenin yapacağı nedir? Bu yer seçim belgesi noktasında zaten buna herhangi bir izin veriyor. Onun dışında maalesef herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Dediğim gibi bu mesela bu kamusal alan orman genel ait olsaydı yine büyükşehir belediyeleri veya ilçe belediyeleri veya diğer belediyeler herhangi bir tahsilat yapamayacaklardı. Zaten o yetkili idare bununla ilgili tahsilatları yapmış olacaktı. Burada tabii özellikle bu kabinler veya outdoor dediğimiz ekipmanlarla ilgili olarak yani bunlardan ne olabilir? Eğer bunlara bir reklamla ilgili bir şey yapıştırırız ekstradan yani zaten bunları koyduğu için mükellefeden biz bu yer koyma bedeli adına bir bedel zaten alacağız, tahsil edeceğiz zaten. Bunun dışında hani bunların reklam alanına kullanılması gibi bir şey olursa ya da olabilirse hani bu durumda zaten bir ihale bedeli olacaktır. Belki bu ihale bedelinin bir kısmını da belediyenin alması mümkün olabilir. Zaten her şartta ilan ve reklam vergisi doğacaktır. Dolayısıyla eğer bu kabinler reklam amaçlı kullanılırsa belediye de buradan çeşitli ekstradan gelirler de elde edebileceklerdir. Onu da bir antiparantez olarak ifade edeyim. Şimdi Tarık Bey soru cevap var mı? Sorumuz var mı acaba şu ana kadar olan? Evet, sorumuz yok. Tamam. Devam edelim. Sonunda yine sorularınız varsa onları alıp değerlendirebiliriz. Evet, şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Altyapı ve geçiş hakları konusunu biraz değerlendireceğiz sizlerle beraber. Şimdi burada dediğimiz gibi önce olarak yeni altyapı nasıl yapılacak? Bununla ilgili yasal prosedürüne bunu değerlendireceğiz. Yine geçiş haklarının nasıl alınacağı, nasıl tahsil edeceği noktasını değerlendireceğiz. Burada özellikle dediğimiz gibi büyük şehirlerdeki yetkili idare kim sorusunu beraber tartışacağız. Sonra da tahsilat ve paylaşım noktasında değerlendirmemizi yapacağız. Şimdi eğer işletmeciler yeni bir altyapı yapacaksa zaten altyapı ruhsatı ile ilgili mutlaka bir işlem yapmaları gerekiyor mevzuatımıza göre. Şimdi burada zaten 53.90 belediyeler kapsamında hangi belediye yetkiliyse bu kazı ruhsatları verme konusunda o belediye zaten yetkili. 52.10 belediyeler tarafına baktığımız zaman burada durum biraz daha farklı. Şöyle ki Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 8. maddesi büyük şehirlerde altyapı koordinasyon merkezlerinin kurulması gerektiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu kapsamda da yine bu madde kapsamında bir ARKOM yönetmeliği çıkartılmış durumda. ARKOM yönetmeliğinin 7F maddesi diyor ki altyapı ile ilgili kazı yapacak gelişe ve tüzük kişilere izin ve ruhsat verir ve buna ilişkin bedelleri belirler diyor. Kim belirler? ARKOM belirler. Altyapı Koordinasyon Merkezi belirler. Zaten Altyapı Koordinasyon Merkezi de bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediyeleri noktasında kurulmuş olan ve sekreter hizmetleri hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı bir kurum. Dolayısıyla büyük şehirlerde söz konusu olduğu zaman bütün kazı ruhsatları ilgili iş ve işlemler ARKOM yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediye tarafından veriliyor. Dolayısıyla yetkililere baktığımız zaman 53.90 belediyeler konusunda zaten hangi belediye sınırlarındaysa o belediye yetkili. 52.10 belediye arasından baktığımız zaman da burada da Büyükşehir Belediyelerinin yetkili olduğunu görmüş oluyoruz. Peki altyapı yapımı tamam, ruhsat konusunu konuştuk. Peki bu ne hat geçiriliyor? Dolayısıyla geçiş hakları tahsil ediliyor. Geçiş hakları ücretleri tahsil ediliyor.
bu geçiş haklarında yetkili kim diye baktığımız zaman da aslında yönetmelik geçiş hakkı sağlayıcısı tanımı yapmış. Bu tanım kapsamında geçiş hakkı sağlayıcı kimse yetkili de odur diye bakıyoruz. Zaten 53-90 sayılı belediyelerde herhangi bir sorun yok. Burada gene sınır esasına göre baktığımız zaman hangi idare yetkilisi o geçiş hakkı sağlayıcısıdır. Peki büyük şehirlerde geçiş hakkı sağlayıcısı kim? Bu biraz belki tartışması gereken bu nokta. Bunu biraz daha ileride tartışmış olacağız. Şimdi peki bir haberleşme altyapısı kurulacak. Bununla ilgili hangi birimler belediyemizde yetkili veya görevli diye baktığımız zaman zaten altta bir birimi var. Teknik birim dediğimiz gibi teknik konuların sonuç alması mutlaka yer olması gerekiyor. Emlak birimimiz mülkiyetle ilgili konu hususlar da zaten var. Bu birimi dediğim gibi sözleşmeler olacak onunla ilgili var. Yine mali birimde tahsilat noktasında devreye girip işlem yapıyor. Tabii küçük belediye bunlar belki birim değil de birer kişi olarak da değerlendirilebilir. Şimdi bir yeni altyapı yapılacak. Bu durumda ne yapılması lazım? Şimdi yönetmeliğin 6. maddesi diyor ki eğer bir işletme yeni bir altyapı yapacaksa yani geçiş hakkıyla ilgili bir tesis edecekse bu durumda bakanlık tarafından oluşturulan elektronik haberleşme altyapı bilgi sistemine giriyor ve burada mevcut bir altyapı var mı yok mu buna bir bakıyor. Eğer burada bir mevcut altyapı varsa burada diyor ki yönetmelik öncelikli olarak tesis paylaşımı öncelikli. Yani mevcut bir hat varsa veyahut belki göz konulmuştur ekstradan veya hatlar konulmuştur. Bu durumda mutlaka tesis paylaşımını önceliklendirmeniz gerekiyor. Eğer böyle bir şey söz konusu değilse bunun da belgelenmesi lazım. Yani burada bir hat var veya hat yok. Bu durumda yeni hat yapılması lazım. Mutlaka bunun belgelenmesi gerekiyor. Tesis varsa o tesisin paylaşımla ilgili kusturan yapılması gerekiyor. Belki tesis vardır ancak paylaşımı mümkün değildir. Bu durumda da bunun yine belgelenmesi gerekiyor. Belgelenmeden sonra da o zaman yapım işlerine geçmiş oluyoruz. Tabii burada öncelikli olarak mutlaka Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bir başvuru yapılıyor. Bu başvurunun mutlaka bakanlık tarafından yönetmelik gereği 30 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. Bakanlık konuyu inceliyor. 30 gün içerisinde bu işletmeye bir kullanım onayı veriyor. İşletme bakanlıktan bu kullanım onayı aldıktan sonra hangi belediye yetkiliyse o belediyeye geliyor ve yine bu yönetmelik ekinde olan ek 2'deki belgeler ve bakanlıktan aldığı kullanım onayıyla beraber başvuru yapıyor. Yönetmelik diyor ki her şartta belediyeler bu başvuruyu 60 gün içerisinde mutlaka sonuçlandırmak durumundalar. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa veya reddetmeleri gerekiyorsa mutlaka bu reddelerin de aynı şekilde yer seçim bilgisinde olduğu gibi gerekçeli olması gerekiyor. Gerekçesiz bir red söz konusu olamıyor. Yine yönetmeliğimiz hem 11. maddesi hem 12. maddesi hem idarenin hem işletmecinin yükümlülüklerini çok kapsamlı olarak belirlemiş. İşte bu yükümlülüklerde ne var? İşte diyelim altyapı yapılırken zarar verilmesi durumunda bunun tazmin edilmesi noktası. Yine işte yapılan altyapı ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması. Deplasya ile ilgili durumlar varsa bunların mutlaka idareye bildirilmesi gibi çeşitli unsurlar var. Bunlar kapsamlı yönetmelikte de bakabilirsiniz. İki tarafın şeyleri çok açık olarak burada belirlenmiş. Şimdi az önce neden bahsettik? Geçiş hakkı başvurusu ile ilgili olarak başvuru belgelerinden bahsettik. Ek 2'de var bu yönetmenin ikinci şeyinde var. Ne var burada? Bir defa başvuru dilekçesi olacak. Yine bakanlıktan aldığı kullanım onayını yönetmeliği pardon başvuruya ekliyor. Yine aynı zamanda bu kullanım ne kadar yer kazanacak, ne tür kablolar kullanılacak bununla ilgili teknik bilgiler yer alması gerekiyor bu başvuruda. Bir de taahhütnamenin eklemesi gerekiyor. O da yönetmenin 2. maddesinde belirtilmiş. Bu taahhütnamede işte belediyenin veya idarenin hükümlerine uyacağını, uymadığı durumunda sorumluluk kabul ettiğini belirtti. Bir taahhütname bununla firma tarafından imzalanıp belediye verilmesi gerekiyor. Buradaki temel amaç da hani ileride herhangi bir hukuki sorun çıkması durumunda en azından belediyenin elinde bununla ilgili bir doküman olsun ve haklarını arayabilsinler. Peki bütün bu süreçleri değerlendirdik. Burada ne yapıyor birimlerimiz? Bir defa altyapı birimimiz bu söz konusu belgelerin ışığında firmaya ruhsat veriyor. Tabii ki ruhsat verildiği için kaza altı için teminatlar genellikle alınıyor. Eğer bu uygulama sırasında herhangi bir usulsüz işlem varsa veyahut ne bileyim işte
çeşitli kamu mülklerine zarar verilmesi durumunda işte imar kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde ceza da kesebiliyor. Ruhsat anlamında söylüyorum bunu, altyapı ruhsat anlamında söylüyorum. Tabii emlak birimimiz buranın mülkiyet durumuna bakıyor. Dolayısıyla kullanımda herhangi bir sorun olup olmadığı noktasında bir hani kendisi bir görüş veriyor. Teknik tarafa baktığımız zaman yapım olarak işte altyapı ile ilgili konular altyapı birimimiz tarafından çözülüyor. Buradaki kullanılan geçiş hakkında kullanılan kablo ile ilgili olarak işte metro kablo kullanılmış bununla ilgili ücretler nedir? Bunlarla ilgili olarak geçiş hakkı bedellerini belirliyor ve bir sözleşme imzalıyor bunlara. Genel bu tip sözleşmeler. Yine tahsilatını yapıyoruz. Hukuk birimimiz de bu tip sözleşmenin hazırlanması noktasında devreye girip iş ve işlemleri yürütmüş oluyor. Altyapı yapıldı. Gelecek yıllara zaten bu altyapı sürekli işlemci kullanıyor. Dolayısıyla her yıl biz firmalardan bu geçiş hakkı ücretlerini tahsil edebiliyoruz. Burada genel uygulama şöyle oluyor. Zaten hatlar yapıldığı için belli. Ertesi firma geldiği zaman bütün hatların hangi hatlar olduğu belli. Bir genel sözleşme yapıyoruz. Bu genel sözleşme kapsamında da hatların ücretlerini onlardan almış oluyoruz. Bu da gene teknik birim ve mali birim her yıl olarak. Çünkü ilk yılda belki altyapı birimimiz devrede. Niye? Çünkü bir kazı yapılıyor, bir hat atılıyor ama ikinci yıla geldiğimiz zaman artık kazı ile ilgili bir durum söz konusu. Zaten bir hat yapılmış ve kullanılıyor. Bu hatla ilgili sadece ücretlerin tahsil edilmesi noktası var ve sözleşme imzalanması gibi bir durum söz konusu. Tekrar altyapı ile ilgili herhangi bir durum söz konusu olmuyor. Sadece ilk yıl kazı olduğu için altyapı ile ilgili çeşitli iş ve işlemleri yürütmüş oluyoruz. Tabii burada daha önce slaytta biliyorsunuz şeyden bahsettik. Eğer bir tesis varsa bu tesisin kullanımı mümkünse bu tesisin kullanımı öncelikli ve onu sağlamaya çalışıyor. Zaten bu konuya ilgili olarak tebliğ de var. Tebliğimiz ortak yerleşim ve tesis paylaşma ilişki usulü mesela hakkında tebliğ. Bu tebliğde bir kurum tanımı var. Buradaki kurum da Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu. Dolayısıyla bu yönetme uygulaması konusunda kurum yetkili. Burada belediyenin herhangi bir yetkisi söz konusu değil. Burada yönetmelik düzeltiyorum. Tebliğ bir ortak yerleşim ve tesis paylaşım yükümlülüsü belirlemiş. Yani mevcut altyapıyı daha önce yapmış olan ve sahibi olan kimse o bu yükümlü. Bir de işletmeci var. Yani o işletmeci dediğimiz söz konusu hattı yeni kullanmak isteyen kişi anlamında. Eğer böyle bir hat varsa ve bu hattın teknik olarak diğer tarafı işletmeci tarafından kullanması mümkünse bu durumda bir talep yapılıyor bu kuruma. Bu talep değerlendiriliyor. Daha sonra bu yönetmelik düzeltiyorum tebliğ kendi içinde bir maliyet paylaşımı oluşturmuş durumda. Hatta Bilgi Teknoloji Kurumu tarifeleri de söz konusu. Bu kapsamda eğer daha önceki bir yükümlü tarafından yapmış olan bir hat kullanılacaksa bu durumda da çeşitli ücretleri o ilgili yükümlüye işletmeci ödeyerek söz konusu hattı kullanıyor. Burada belediyenin herhangi bir yetkisi veya sorumluluğu veya alacağı bir ücret söz konusu değil. Biz zaten bir hat varsa bu hatla ilgili dediğim gibi zaten geçiş haklarını almış durumdayız. Bunun tahsilatı yapmış durumdayız. Hattın teknik olarak fazla kullanılması durumunda zaten bizim herhangi bir ücret tahsilatı söz konusu değil. Onunla ilgili hangi hattın sahibi kimse o hattın sahibi bu tebliğ kapsamında ve BTK'nın belirlediği tarife doğrusunda ücretlerini alıyor. Bu zaten belediyenin dışında olan bir husus. Şimdi ilk başta bahsetmiştik. Geçiş hakkı ücretleri yönetmelik ekinde üst limit olarak belirlenmiş durumda. Tabii ki ücret olduğu için burada KDV var. Onu mutlaka belirtmekte fayda var. Biz belediyeler olarak belediye meclis kararı alarak söz konusu üst limitleri geçmemek kaydıyla tarifelerimizi belirliyoruz geçiş hakları ilgili olarak ve bu geçiş hakları ilgili olarak ücretlerimizi de ilgili işletmecilerden almış oluyoruz. Aynı zamanda bu yönetmelikte belirtilen üst limitler her yıl üretici fiyat endeksi oranında da arttırılıyor. Dolayısıyla sabit olan bir rakamdan değil her yıl arttırılması mümkün olan bir rakamdan bahsediyoruz. Yani belediye olarak bizler de her yıl tarifemizi üfe oranında arttırma imkanına sahibiz. Ama dediğim gibi her şartta bu artış oranı bu artış yönetmenin üst limitini geçmeyecek şekilde olması gerekiyor. Peki yönetmenimizin ekinde olan bu üst limitler neler diye baktığımız zaman
Burada eğer kamuya ait bir bina söz konusuysa bu durumda bir oran belirlenmiş, emlak değerinin %2'sini geçmeyecek şekilde. Onun dışında işte eğer Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir sokakta kazı yapılacaksa bu durumda 1 lira olarak bir belirlenmiş. Eğer Büyükşehir Belediyesi, düzeltiyorum, büyük şehirlerde olup ilçe belediyesine ait olan bir yerde ise o zaman 70 kuruş olarak bir rakam belirlenmiş. Metrekare olarak, bu yıllık metrekare rakamı arkadaşlar. Yine büyükşehir dışındaki belediyelerde yine 70 lira olarak belirlenmiş. Onun dışındaki belediyelerde 50 kuruş olarak belirlenmiş. Diğer aşağı doğru Türk tarifi var. Bu yönetmenin 2 zaten dediğim gibi. Ancak bu rakamlar yönetmen çıktığı zamandaki rakamlar arkadaşlar. Arttırmış rakamlar değil. Onu ifade edeyim. Yani bu rakamlar o yıldan bugüne kadar üfeyle beraber arttırılıp günümüze getirilmesi gerekiyor. Bunu ifade etmiş olayım. Yönetmenin ekinde bunlar mevcut. Burada yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçiş şartlarıyla ilgili olan ücret tarifesini ben size getirdim. Burada gördüğünüz üzere bir defa eğer belediyeye bu yer seçimle ilgili olarak bir başvuru yapılırsa bir başvuru bedeli de belirlenmiş 490 lira olarak. Yine eğer bir keşif yapılacaksa metrekaresi 27 kuruştan bir rakam da belirlenmiş. Eğer hat varsa bu hattın bir yıllık kullanım bedeli anahtar olması durumunda 1.65 TL, anahtar dışında olması durumunda 1.25 TL olarak belirlenmiş. Eğer belediyeye ait metro, tramvay ve tünel gibi yerlerden bir geçiş yapılıyorsa bu durumda 16.5 lira olarak belirlenmiş bir tarife var. Dediğim gibi bu tarifedeki rakamlar üst limiti geçmeyecek şekilde belirlenmiş arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Şimdi soruları en sonunda cevaplayacağım. Şimdi en son bölüme gelelim. Bu tahsil ve paylaşım noktasındaki durumumuz ne olacak? Şimdi altyapı ruhsatları konusunda dediğimiz gibi herhangi bir aslında tartışma söz konusu değil. Geçiş şartlarıyla ilgili olarak çeşitli tartışmalara var. Burada zaten hem altyapı ruhsatları hem geçiş şartıyla ilgili olarak 53-90 sonra belediyelerde herhangi bir sorunumuz yok. Niye sorunumuz yok? Zaten burada yetki sınırları dahilinde hangi belediye yetkiliyse o belediye hem altyapı ruhsatları konusunda hem de geçiş şartları konusunda ücretlerini tahsis etme hakkına sahip. Peki Büyükşehir Belediye'nin durumu nasıl olacak? Çünkü Büyükşehir Belediye'nin altyapı ruhsatını Büyükşehir Belediyeleri veriyor. Geçiş şartlarındaki durumumuz ne olacak diye bakalım. Şimdi altyapı ruhsatları konusunda biliyorsunuz yine AYKOME yönetmeliğinin 14. madde 3. bendi diyor ki büyükşehir, ilçe veya il kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklar yapacak tüm kazanın elde edecek gelirler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı hesabında toplanır. Sokakların kasasından elde edilen gelir ilgili belediye aktarılır. Yani buradaki durum zaten büyükşehirler için altyapı konusunda ruhsatları Büyükşehir Belediyesi verdiği için düzeltiyorum. AYKOME verdiği için zaten AYKOME hesabında söz konusu bedellerin tamamı toplanmış oluyor. Peki bedeller toplandı. Bunlar ne yapılıyor? Zaten bizim İstanbul uygulamasında biz şöyle yapıyoruz. Yıl sonu geldiğinde söz konusu AYKOME hesabında zaten kazıların hangi anahtar demir, sokakta mı, caddede mi yapıldığı belli. Dolayısıyla bir liste çıkartıyoruz. Bu listede İstanbul'daki 39 ilçenin hangisinde ne kadar kazı yapıldıysa bununla ilgili o ilçelerin kazı ruhsatlarının alması gereken bedeller bulunuyor. Ve bu bedelleri biz reddiyede şeklinde ilgili ilçe belediyelerine aktarıyoruz veyahut duruma göre de mahsul imkanlarımız da olabiliyor. Şimdi burada niye reddiyeden bahsediyoruz arkadaşlar? Şundan reddiyeden bahsediyoruz. Bir de bak tek AYKOME hesabında toplanması gerektiğini ifade ediyor yönetmelik. Dolayısıyla hani başta emanet alalım, bu şekilde iade edelim şeklinde bir uygulama yapmadık. Çünkü bütün bedellerin en azından AYKOME hesabında görülmesi gerekiyor. O anlamda yıl içerisinde böyle bir işlem yapmıyoruz. Yıl sonu bittiği zaman söz konusu ilçe belediyelerin hak ediçlerini belirliyoruz ve hak ediçleri ilgili ilçelere aktarmış oluyoruz. Bizim İstanbul'daki uygulamamız bu şekilde. Zaten ruhsat konusunda dediğim gibi herhangi bir tereddüt yok. Ruhsatla ilgili olarak anahtarda yapılmışsa zaten bu Büyükşehir Belediyesi'nin gelir olarak Büyükşehir Belediyesi'ne kalıyor. Eğer ilçe belediyesine ait bir yerde söz konusu kazı yapılmışsa bununla ilgili tahsis edilen harçlar, diğer ücretler ilgili belediyeye aktarılmış oluyor. Şimdi geçiş şartları konusunda Büyükşehir'de kim yetkili dediğimiz zaman iki görüş var. Birinci görüş diyor ki ya AYKOME mevzuatı var. AYKOME mevzuatı
bütün kazılarla ilgili yetkileri Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş. Dolayısıyla firmalar geldikleri zaman zaten altyapı ile ilgili bütün başvurularını, hangi hattı yapacaklarını Büyükşehir Belediyelerine gelip başvuru yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki Büyükşehir Belediyeleri aynı zamanda Aykom Mevzuatı kapsamında geçiş hakkı sağlayıcısıdır. Bütün bu ücretlerin de Büyükşehir Belediyesi'nden tahsil edilmesi gerekir. İkinci görüş deniliyor ki geçiş hakkı sağlayıcısının bir tanımı var. Ne diyor geçiş hakkı sağlayıcısı tanımında? Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere taşınmazın sahipleri ve veya taşınmaz üzerinde kar sahiplerini ifade ediyor diyor tanım. Dolayısıyla diyorlar ki ikinci görüş, o zaman geçiş hakkı sağlayıcısı mülkiyet açısından bakmak gerekir. Kimse bu geçiş hakkı sağlayıcısı o zaman yetkili idare de burada odur. Şimdi tabii burada ben ikinci görüşe daha çok yakınım. Onu ifade edeyim. Daha sonra kapsamlı olarak anlatacağım. Ancak her şartta burada işlem kolaylığı açısından sanki Aykom'un mevzuatı kapsamında tamam hem ruhsatları Büyükşehir Belediyesi versin, tahsilatı Büyükşehir Belediyesi yapsın ama bunu bir paylaşım konusu yapsın görüşünün daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü uygulama açısından işletmeci geldi, bakanlıktan onayı da almış ve bir altyapı yapacak, onu kullanacak. Şimdi burada efendim Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu talebi inceleyip ya işte git ilçe belediyesine, şu bazı alan ilçe belediyesine ait işte en azından geçiş hakkı ona yatır sonra tekrar bana gel demesi biraz böyle uygulama aslında zorluk teşkil eden bir durum. Sanki burada altyapı ruhsatını verirken aynı zamanda geçiş hakkı belediyenin tamamını da tahsil etmesi, aynı altyapı ruhsatının olduğu gibi ve bunun da yıl sonunda ilgili belediye verilmesi daha doğru bir yaklaşım gibi görünüyor benim açımdan. Onu biraz daha ileride derinlemiş olacağız. Şimdi İstanbul'daki duruma baktığımız zaman aslında İstanbul sorunu şöyle bir sorun. Bu geçiş hakkı bedelleri konusunda ilçe belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir tartışma söz konusu. Bu az önceki belirttiğim iki görüş doğrultusunda. Orada da Büyükşehir Belediyesi diyor ki 52.16 kanun 8. maddesi kapsamında Aykom yönetmeliği var. Bu yönetmeliği kapsamında da geçiş hakkı bütün ruhsatları Büyükşehir Belediyesi veriyor. Dolayısıyla geçiş hakkı sağlayıcısı da Büyükşehir Belediyesi'dir. O anlamda da bütün bedel ruhsatı Büyükşehir Belediyesi'ne tahsil edilir. Peki dağıtım noktasına geldiğimiz zaman da diyor ki hukuk müşavirinden bir görüş alınmış. Hukuk müşaviri diyor ki altyapı ruhsatları ilgili dağıtım konusunda Aykom'a da madde ve dolayısıyla dağıtılabilir. Ancak geçiş hakkı ücretlerinin dağıtımı ile ilgili bir mevzuat maddesi yok. Dolayısıyla bu mevzuat maddesi olmadığı için de söz konusu bedel dağıtılamaz şeklinde bir hukuk müşavirinin görüşü var. Bu görüş doğrultusunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu geçiş hakkı bedellerini ilçe sınırında olsa da ilçe belediyelerine vermiyor. Bunu Sayıştay bulgu konusu yaptı ve bu şekilde bir savunma da Sayıştay'a verildi. Ancak henüz Sayıştay'ın bu konudaki cevabı Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmadı. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla ilçe belediyelerinin de Sayıştay bulgularına sürekli olarak geçiş hakkı ücretlerinin tahsil edilmesi ilgili hususlar var. Bunlar sürekli raporlara yazıyorlar ve bu raporlarda Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili ilçe belediye talep ediyor. Ancak henüz bu durum biraz soru işareti olarak devam ediyor. Netleşen bir durum söz konusu değil. Şu anda bir tartışma konusu olarak devam ediyor. Şimdi bu konuda benim görüşüm şöyle ki tamam 52.16 sayılı kanun 8. maddesi var. Aykom yönetmeliği var. Bu kısma ruhsatlar Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Sorun yok. Zaten dağıtımıyla ilgili madde de var. Bu dağıtımı da yapılıyor. Bununla ilgili sorun yok. Geçiş hakkı sağlayıcısı tanımından hareketle ben taşınmazın sahibi kimse geçiş hakkı ücretlerinde onalması gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada az önce bahsettiğim gibi uygulama açısından bir sorun olabilir. Yani burada işte tahsilatı ilçe belediyesi yapması çok doğru değil. Tamam. Büyükşehir Belediyesi hem ruhsat bedellerini tahsil etsin hem geçiş haklarını tahsil etsin. Ancak geçiş haklarını tahsil ederken sosun geçiş hakları ilçe belediyelerine ait bir sokaktaysa bu durumda bunları bir şekilde raporlasın. Yıl sonunda da ilçe belediyelerine ait olan bölümler ilçe belediyelerine iade edilsin gibi bir uygulamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm bu. Ancak dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi
En azından hukuk müşavirinin görüşü doğrultusunda şu anda bu duruma itiraz ediyor. Hem Sayıştay'ın bu konu dediğim gibi netleşen bir görüşü yok. Belki bu konu mahkeme intikalı veya Sayıştay bir karar verecek. Onun sonunda da ilerleme imkanına sahip olacağız diye düşünüyorum. Şimdi bir de peki bu bedellerden bahsedelim. Tahsil edilen bedeller neye göre tahsil edilecek diye biraz bakalım. Şimdi altyapı ile ilgili harç, ceza gibi çeşitli unsurlar zaten 61-80 sayılı kanun kapsamına giriyor. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Dolayısıyla bunların mutlaka 6183 sayılı kanun kapsamında tahsil edilmesi gerekiyor. Ancak hem baz istasyonu ücretleri hem geçiş hakkı ve tesis kullanım ücretleri bunlar fark ettiyseniz hep sözleşmeye bağlamakla ilgili hususlardan bahsettik. Dolayısıyla bunlar sözleşmeye bağlandığı andan itibaren arkadaşlar 61-80 kanunun bir kapsamının dışına çıkıyor. Niye kapsamının dışına çıkıyor? Çünkü kanun birinci maddesi açık olarak akit, haksız sivil haksız iktisattan doğanlar dışındaki amma alacaklarının 61-80 sayılı kanuna tabi olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla biz hem baz istasyonu konusunda hem geçiş hakları konusunda sözleşmeler imzaladığımız için artık bu özel hukuka tabi hale geliyor. Burada bir ödememe durumu olursa bu durumda bunların özel hukuk tarafından takibi gerekiyor. Ama zaten burada hani tahsil edilmesi bir durum söz konusu olabilir mi? Çok zayıf ihtimal. Çünkü şöyle zayıf ihtimal. Zaten izinleri biz veriyoruz. Firmalar bize geliyorlar ve bu hatları kullanmakla ilgili sözleşmeleri imzalıyor. Devamında da ücretlerini yatırıyorlar. Ancak yine de herhangi bir problem olması durumunda biz özel hukuka göre bunları takip etmek durumunda olduğumuzu da ifade edeyim. Peki bu hem baz istasyonları hem diğerler konusunda ne tür sorunlar yaşıyoruz? Şimdi bir defa tabii kademeli tahsilatın belge sorunu söz konusu. Çünkü ücret tahsil ettiğimizin bir kademe var. Firmalar bizden fatura isteyebilirler. Bu durumda ne yapacağız? Faturası olan beylerse herhangi bir soru söz konusu değil. Faturasını verebilir. Fatura yoksa ne yapılabilir? İşte harcama pusulası düzenlesek iki tarafın da imzalaması gerekiyor. Biraz uygulamada önümüze sorun çıkartan bir durum bu söz konusu. Burada biliyorsunuz merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği kapsamında fatura yerine geçen belge olarak alındı belgesi de belirtiliyor. Biliyorsunuz alındı belgesi muhasebe yetkilisi mütemadillerinin çalışma usulü ve sıra hakkında yönetmelikte zikredilen bir belge ve içeriğinde ne olacağı o yönetmelikte de çok açık olarak belirtilmiş. Dolayısıyla alındı belgesi tek muhasebesi muhtemeli tarafından imzalanan ve karşılığa verilen bir belge olduğu için bu da kademeyi de gösterebiliyoruz. Dolayısıyla faturası olmayan belediyeler bu sorunu alındı belgesi vererek çözebilirler. Biz İstanbul uygulamasında bunu yaptık. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Onu ifade edeyim. Yıllardan beri aynı şekilde alındı belgesi düzenliyoruz. Herhangi bir sorun da yaşamadık. İkinci nokta bu konuda altyapı kurulumundaki vizyon bu dediğimiz gibi şimdi burada bu yapının aslında özellikle büyükşehirler için büyükşehir toplanmasının çeşitli avantajları olabilir. Çünkü sürekli sokakların kazılması sıkıntı bir durum biliyorsunuz. Hem caddelere ciddi zarar veriliyor hem vatandaş açısından sıkıntı oluşturuyor. Hem kamu açısından sürekli zarar oluyor. Bir yeni cadde yapmışsınız. Bu ne kadar çok kazılırsa o kadar kamunun zararına. Dolayısıyla burada yani özel büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin izin vermesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda burada aslında bu hatlar yapılırken de mutlaka burada diyelim bir hat yapılırken belki 2-3 tane daha fazla göz atılması gibi uygulama yapılması, boş olan gözlerin atılması gibi uygulama yapılması aslında uzun vadede bu altı bir tane kullanmak isteyenler için daha imkanlar açacaktır. Faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Onu söylemekte fayda var. Yine tabii özellikle bu paylaşım noktasında ilçe belediye, büyükşehir belediyeler arasında bir sorun yaşanabiliyor. Dolayısıyla şu anda en çok özellikle İstanbul'da bizim yaşadığımız sorun bu paylaşım sorunu. Çünkü geçiş hakkı ücretlerini büyükşehir belediyesi tahsil ettiği ilçelere herhangi bir pay vermiyor. Bunlar Sayıştay raporlarına geçiyor. Sayıştay raporları dolayısıyla ilçe belediyeleri zor duruma düşüyorlar. Dolayısıyla burada da aslında konu belki ya mevzuat düzenlemesi ve Sayıştay'ın bu konudaki net görüşünün belirtilmesi ve ortaya çıkması lazım ki herhangi bir tereddüt olmasın. Herkes de işi doğru şekilde yapsın. Az önce örnek tariflerden bahsettim. Bu tariflere burada adresi size verdim. Bu adreste
ulaşma imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla oradan bakıp inceleme imkanına da sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar onu da ifade etmiş olayım. Şimdi soru ve cevap bölümüne geldik. Rıza Ecevit Bey'in bir sorusu var. Geçiş hakkı ücretlerinden kadeve alınıp alınmayacağı ile ilgili yer kararı var mı? Şimdi ben bir yer kararı bilmiyorum Rıza Bey. Ancak şunu biliyoruz. Yer kararına gerek yok. Şimdi zaten eğer ücret varsa ücretlerin hepsinin kadeve dahil noktasında herhangi bir tereddüt yok. Yani bir şey ücret olarak belirliyorsanız bu durumda mutlaka bundan kadeve almak durumundasınız. Orada herhangi bir tereddüt yok. Bir mahkeme kararına da gerek yok burada zaten. Zaten bir şey vergi, resim, harç ve harcama katılma payları zaten kanunda belirlenmiş olan unsurlar. Biz eğer bu vergi, resim, harç veya harcama katılma payı dışında 24-64 sayılı kanunun 97. maddesi kapsamında bir ücret belirliyorsak bu ücretlerin kesinlikle KDV'ye dahil olması gerekir. Ve KDV tabidir. Dolayısıyla biz mükellefden bir ücret almış isek, yani bu kapsamda belirli bir ücret almış isek zaten bu rakam içerisinde veya artı olarak KDV'nin olmasını sağlamamız gerekiyor ki mesela bunu tarife yazmak lazım. Yani tarife açıklama kısmına KDV'nin dahil olmadığını mutlaka ifade etmek lazım. Bu şekilde mükellefden bir para tahsilatı yaparsak bu KDV'li bir tahsilattır. Dediğim gibi faturamız varsa onunla faturamızı veririz. Faturamız yoksa da zaten dediğim gibi alındı belgesi vererek kanıtlayıcı belge sorununu çözmüş oluruz diye düşünüyoruz. Tarık Bey, başka sorumuz var mı? Başka sorumuz yok herhalde. Saygıdeğer arkadaşlar, yine dediğim gibi bu konuya sorularınız olursa bu iletişim noktalarımızdan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizin sorularınızı cevaplama konusunda gayret içerisinde olacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimiz inşallah 24 Aralık'ta uzlaşma komisyonları vergi zevusluluk cezaları hakkında olacak. İnşallah hem uzlaşma komisyonu nasıl kurulacağını hem vergi zevusluluk cezaları ilgili hususları birlikte değerlendirme imkanına sahip olacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İşlerinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.